Herkese merhaba. Yazım Kılavuzu'nun Edebiyat Kılavuzu adlı podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Akseki. Ben Şeniz Baş. Bugün sizinle değişik bir konuda beraber olacağız. Daha önce ikimiz birlikte metroda okunacak ince kitaplar konulu bir podcast yapmıştık. Oraya tepki geldi. Daha doğrusu bir talep geldi. Kalın kitapları yapın dediler. Niçin kalın kitaplar yok dendi. Onu da yapalım dedik. Çünkü herkes çok sevmez kalın kitap okumayı ama biz tercih ederiz. Biz evet. Niçin tercih ettiğimizi biz de düşünürken, kitapları tartışırken zaten kendiliğinden podcast oluşuverdi. Sizinle de paylaşmak istiyoruz. Şeniz'cim, senin ilk kitabın? Benim en sevdiğimle başlayacağım ben. Charles Dickens. Her ne kadar popülerlikle suçlanarak seneler boyu çok önerilmeyen bir yazar olduysa da benim tarafımdan çok çok sevilen bir yazar. Kalın kitaplar yazmayı da beceriyor kendisi. Aslında dinleyiciler tabii ki Charles Dickens'ı en çok Oliver Twist'ten biliyorlardır. Ama ben onu daha az bilinen ve tuğla gibi düştüğünde ayak parmağını kıracak olan Kasvetli Ev isimli kitabından bahsetmek istiyorum bugün. Kasvetli Ev, Charles Dickens'ın olgunluk dönemi eserlerinden ve diğer kitaplarına göre, yani Charles Dickens'ın ilk dönem kitaplarına göre iyimserlikten ve neşeden daha az nasibini almış bir roman. Adı gibi kasvetli bir roman. Neyi anlatıyor peki kasvetli? Niye bu kadar uzun? Niye bu kadar uzun? Çünkü bu aslında Charles Dickens'ın yaşadığı olgunluk döneminin dönemi, aynı zamanda İngiltere'de toplumsal değişimlerinin olduğu bir dönem. Bu tüm toplumsal değişimleri, tüm katmanlarıyla, tüm sınıfsal farklılıklarıyla beraber Charles Dickens ince ince işlemeye çalışmış. Hı hı. Bu dönemde hem sınıflar birbirine birçok açıdan yaklaşmaya başlarken bunun verdiği rahatsızlıkla yakalayabildikleri en ufak farklılıkları da sivrilttikleri bir dönem. Bütün bunları anlatmak uzun bir yol, uzun bir çaba. Tabii çok karakter var. En çok karakter olan kitaplarından birisi. Onun da etkisi var. Bütün bu karakterler, hikayeleri uzun uzun akıyor. Bunları anlatıyor. O hikayelerin hepsi de bir kitap konusu. Kalın, her kitap biri konusu. Bir kitap konusu oluyor. Bunun dışında bir başka önemli mesele de o dönemin hukuki sistemini de anlatıyor. Zaten aslında bu bir mahkeme hikayesi bu. Onun üzerinden devam ediyor. Ve Charles Dickens'ın hukuk yanını da ortaya çıkaran incecik detaylar da var. Dolayısıyla ama gözünüzü korkutmasın tabii. Ben bunları anlatırken bir de ben kendim korktum. Aslında çok keyifli kitap. Ben itiraf edeyim, bu kitabı okuduğumda 5 günde okumuştum. Elimden bırakamadım. Bir sonraki adımı çok merak ediyorsunuz. Çünkü ne olacağını, nasıl çözümleneceğini, nasıl gideceğini. Her ne kadar o mahkeme koridorlarında gidip gelmek sizi yoruyorsa da zihninizin çok açılmasını sağlayan çok keyifli bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Bu şeyi, ruh halini anlatan ince bir şey, bir kısımda okumak istiyorum. Tam da böylesi bir öğleden sonra başyargıcın başının etrafında sisli bir ihtişamla kırmızı cübbesi ve perdelerin yumuşak çit içerisinde oturması, karşısındaki iri yarı devasa favorili ince sesli avukatın bitmek tükenmez dosyasını dinlemesi, ayrıca sisten başka hiçbir şey görememesine rağmen bakışlarını açıktan açığa tavandaki fenere takması gerekir ki bunları yapıyor zaten. Böylesi bir öğleden sonra Yüce Chancery Mahkemesi Barosu'nun bir kısım üyelerinin bitmek bilmez bir davanın on binlerce safhasından biriyle hülyalı hülyalı uğraşmaları, kaypak emsaller üzerinde birbirlerine çelme takmaları, diz boyu ayrıntılara bakmaları, keçi ve at kılından yapılma peruklarla süslü kafalarını kelime duvarlarına toslamaları ve oyuncular gibi ciddi suratlarla adaleti arama rolünü oynamaları gerekir ki oynuyorlar da zaten. Herhalde bu. Zaten böyle cümleler kurarlarsa bu yazarlar, bu kitaplar bitmez tabii. Yaz bitmez. Ya ama yine de bütün bu bahsettiğim sanki zor bir kitapmış gelen özelliklerine rağmen kasvetli kitap çok rahat okunacak, çok keyifli okunacak bir kitap. Tekrar reklamını yapmış olayım sevgili Charles Dickens'ıma. Evet. Şimdi eski bir kitaptan yeni günümüz yazarlarından birine geçelim. Murakami de uzun yazışıyla meşhur biri. Ben en çok 1Q84'ten etkilenmiştim ve
oldukça uzun bir kitap olmasına rağmen de çok akıcı bir dili var. Çok rahat okunmuştu. Tabii Murakami'yi eline alan bir editör şunu der çok rahatlıkla. Hani bu kitap yarısına indirilebilirdi. Aslında oldukça fazla hikaye var içinde. Bazıları da, tekrar var. Evet, çok tekrarlar var. Bazı hikayeler bir yerlere bile bağlanmıyor. Ama gene de okuması zevkli. Murakami çok farklı. Şimdi müzikten bahsediyor. Bütün kitaplarında aynı, öyle aslında. Aynı müzik, kitabın ressamlar. İçinde müzik, resim, pek çok sanattan bahsediyor. Çok farklı yazarlara atıf var. Kafka'ya çok öykünüyor, çok atıf var ona. Şimdi önümde bir kısım var mesela. Çehov'la bağlantılı. Bunları çok kullanıyor. Böyle olunca onun kitapları da oldukça uzun metinler haline geliyor ama dediğim gibi okunması keyifli. 1Q84 daha rahat okunsun diye bir pazarlama taktiği olarak 3 tane kitaba da bölünmüş durumda. Bunun 1250 1250 evet 1255 hatta 1256 sayfa olması lazım öyle. Bunu 3 cilde bölmüşler. Bunu 3 cilde evet bölüp daha çok satılmasını sağlamak amaçlı olarak da farklı bir şekilde de çıkardılar. Bir de şu enteresan, ben bizim blogda bir yazı yazmıştım Sevgililer Günü ile ilgili. Ve işte 1Q84'ten bir alıntı yapmıştım. Onu almamın nedeni de bu kadar kalın bir kitap, 1256 sayfa dedik işte. Tek bir cümleyi arka kapağa koymuşlar. Düşünün bu kadar kalın bir kitaptan tek bir cümle seçseniz ne olurdu? İşte Sevgililer Günü'ne atıfla. Yürekten sevdiğin bir insan varsa bir kişi olsun yeter, hayatın kurtulmuş demektir. Ha. Ne kadar... Vur bize, vur yüreğimize bıçak sapla. Sök ciğerimizi. Ne kadar önemli. Düşün sen 1250 sayfa yaz. Yaz. Tutsunlar bir cümleyi sadece arkaya koysunlar. Peki şurayı, şu kısmı okuyayım. Öykünün içerisine mutlaka gerekli olmayan küçük gereçleri taşımayın demek istiyor. Eğer karşınıza bir tabanca çıkarsa öykünün bir yerinde patlaması gerekir. Gereksiz süslemelerden kaçınarak yazmayı severdi Çehov. Aomamen tek parça elbisesinin eteklerini düzeltip çantasını omzuna astı. Ve sen de buna önem veriyorsun. Eğer tabanca sahneye çıkıyorsa mutlaka bir yerlerde patlar diye. Çehov'un bakış açısıyla öyle. Bu yüzden mümkünse bana tabanca vermek istemiyorsun. Hem tehlikeli hem de yasa dışı. Bunlara ek olarak Çehov inandığım bir yazardır. Fakat bu bir öykü değil. Gerçek dünyada yaşıyoruz. Tamaru kıstığı gözlerini ayırmadan Aomamen'in yüzüne baktı. Sonra dudaklarını usulca araladı. Bunu kim bilebilir? Böyle bir değişik yeni bir dünya kurgulamış Murakami. Gerçekten çok güzel bir kitap bu. Ya ben Murakami için bütün eleştirilere rağmen ki bazı yazarlar için çok eleştiri var. Siz biliyorsunuz son dönemde Orhan Pamuk da çok eleştiriyor. Elbette her metnin, her yazarın tutup didik didik edersek eleştireceğimiz bir sürü yanını buluruz. Murakami de bunlardan birisi ama bunlar aynı zamanda çok iyi hikaye anlatıcıları. Evet, bunlar evet. İstiyoruz ki yazsınlar, anlatsınlar, biz de dinleyelim. Murakami bir 1500 sayfa daha yazsa yine alacağız yani tabii, kaçınılmaz tabii. Olarak. İyi ki var tabii, der diyorum. Tabii. Peki oradan ben kendi elimdeki kitaba geçeyim. Böyle sıkı sıkı da tuttum. Bu geçen sene zannediyorum çokça adından bahsettiren bir kitaptı. Türkçe'ye zor çevrildi. Zor derken zor çevrilmesi o yüzden. Yapraklar Evi, Monok yayınlarından çıktı. Mark Danielewski tarafından yazılmış bir kitap. Şimdi kitabı bilenler ya da bir söyledikten sonra alacak olanlar şunu diyebilirler. Bu kalın bir kitap mı? Çünkü bazı sayfalarında tek cümle var. Bazı sayfalarında bir paragraf var, bazılarında hatta tek kelime var. Böyle böyle olursa uzar tabii kitap. Uzar tabii kitap. Pınar az önce şey dedi, bunu ben de yazarım. evet öyle dışarıdan bakınca bunu ben de yazarım gibi duruyor ama öyle bir kitap değil. Bu aslında değişik çok bir şey. Deneysel bir kitap. Üzerine çokça tartışılmış bir kitaptı. Bu arada bu kitabın okurları, fanları diyeyim aslında var. Ve bu kitaptaki bu kitap çok bahsetmek istemiyorum ama bir dosya var, Nafison dosyası.
Ve o dosyayı baz alarak videolar çekmişler. YouTube'da bir sürü örneğini bulabilirler. Sanki gerçekmiş gibi buradaki olay, bahsettikleri videolar var. Birebir canlandırdıkları videolar var. Kitabın tabii en önemli yanı yazım tekniğiyle, mizampajıyla, kullandığı fontlarla, neredeyse bir kitap kadar olan dipnotlarıyla. Çünkü bir dipnot var, 5 sayfa 10 sayfa falan sürüyor dipnotlar. Gördüğün gibi bazı sayfalarda siz göremiyorsunuz, Pınar görüyor. İşte bazı sayfalarda hem dipnotlar var, hem kutular var, hem alıntılar var. Bu anlamıyla kitap içinde kitap, hikaye içinde hikaye. Deneysel gerçekten. Bir metin. Bazı yerlerde senaryo teknikleri gibi. Evet, var. Bunlar zaten şu bahsettiğim YouTube'a çekilen bölümler. Bu anlamıyla çok değişik bir kitap. İşte kimi eleştirmenler Çavdar Tarlası'nda çocuklar Ulysses gibi bir başkaldırı olarak da nitelendiriyorlar. Kimisi Nabokov'un bazı kitaplarından esinlenme olduğunu da söylüyor. Tanımlarken neyi olarak tanımlayacağımızı da bilemediğimiz aslında korku romanı diyorlar ki ben de okurken ürpermedim bazı yerlerde desem yalan olur. Bir aşk romanı da aynı zamanda bir aşkı da anlatıyor. Kalın bir, olunca bir anda bir sürü şey anlatmaları gerekiyor. Bir yazar hikayesi de aynı zamanda. Ama arka kapağında dediği gibi bir labirent, yani kitabın içine girdiniz mi hem girdiğiniz evren hem girdiğiniz ev uçsuz bucaksız, tanımsız bir hale dönüşüyor. Ama ben keyif aldım okurken, onu söyleyeyim. Herkes sever mi, eğlenir mi bilmiyorum ama farklı bir şey okumak isteyen. Ben özellikle gençlerin çok seveceğini düşünüyorum. Onlar daha açıklar deneysel denemeleri. Bir bölüm okuyayım. Gördüm ki yüzlerce sayfalık bir metin vardı. Bitmek bilmez bir sözcük keşmekeşi. Bazen kıvrıla büküle anlamlı bir hale gelirken bazen anlamsızlaşan bir keşmekeş. Zırt pırt parçalara ayrılıyor. Sonradan karşıma çıkacak öbür parçalara eskimiş bir peçete, bir zarfın yırtık pırtık kenarları, hatta bir posta pulunun arkası. Doğru dallanıp budaklanıyordu daima. Üstüne yazılmadık şey kalmamıştı. Her bir nesne mürekkeple yazılı yıllanmış metinlerin ürpertisiyle kaplıydı. Çok katmanlı, üstü çizili, düzeltili, elle, daktiloyla yazılı, okunaklı okunaksız, anlaşılmaz vazı, yırtılmış, lekelenmiş, bantlanmış. Kimi parçalar tertemizken kimisi solmuş, yanmış veya katlanmış. Hatta öyle çok katlanmıştı ki kırışıklıklar yüzünden Allah bilir ne hakkındaki koca koca paragraflar okunmaz haldeydi. Duyularla, hakikatle, yalan dolanla, ilgili kehanetlerle yahut delilikle dolu bir miras falan veya tamamen alakasız bir şey. En nihayetinde amacına ulaşıyor, düzene kavuşuyor, tanımlıyor, baştan yaratıyor. Kendiniz bulun uygun sözcükleri. Bende sözcük mözcük kalmadı. Yani daha çok var da ne gerek? Lafı nereye getireceğim ki bunlarla? Bu bölüm bütün kitabı anlatıyor. Öyle söyleyeyim. Bu budur. Ama bence okunması gereken, özellikle edebiyat severler için bir göz atılması gereken kitaplar arasında yer alıyor. Yapraklar Evi. Teşekkür ederiz. Çevirmenini de ben bunu çevirme başarısı gösterdiği için Gökhan Sarı belirtmek istiyorum buradan. Ellerine, aklına, kalemine sağlık. Peki bir başka kitabımız Paul Auster'in 4321 adlı bir kitabı. Kitap şu an elimde değil. Çünkü onu çok sevdiğimiz ortak bir arkadaşımıza verdik. Çünkü benim kitapla ilgili birileriyle konuşmam gerekiyordu. Evet, Can kitabı okuyor musun? Evet, bizi dinliyorsan Can. Kitabı okumanı ve benimle tartışmanı bekliyorum. Baskı. Taciz. Kitap şöyle, bir kitabın içinde 5 kitap var aslında. Bir karakter, biraz otobiyografik öğeler de taşıyor. Paul Auster kendi hayatından da pek çok konuyu anlatmış ve şunu sorgulamış aslında. Hayatım nasıl daha farklı olabilirdi? Belli kırılma noktalarında farklı kararlar verseydim ne olurdu? 4 tane karakter var. Hayatları farklılaşıyor ve nereye gittiğini okuyorsunuz. Yani, 4 karakterle de uzun kitap yazılıyor yani. Tabii 4 karakter ama 4'ünün de o kadar farklı özelliklerini okuyorsun ki arka arkaya böyle. Bir yandan da acayip bir yakın Amerikan tarihi. Yani bir kitapta o var içinde.
Yani 5 kitap var bir kitabın içinde. Ben diyorsun ki İnkılap Tarihi kitabını alır. 4 karakter bulursak. Yazarım beş, ben. Yazabiliriz yani. Okuması çok keyifli. Biraz zor, takibi zor. Çünkü karakterleri de parçalamış. Zamanlar halinde anlatıyor. 4 karakteri arka arkaya okuyorsun falan. Evet, ben senin notları, notlar aldığını gördüm. Üzleyi kaybetmemek için notlar alarak okumuştu kitabı. Çok evet, pek çok açıdan büyük bir tablo çıkarmıştım. O tablo da cana emanet şu anda. o izleyi takip ederek okumasını ve benimle çatır çatır kitabı tartışmasını bekliyorum. Teşekkür ederim Can şimdiden. Evet, bu taciz faslını da bitirdiğimizi göre yine yakın dönem Amerikan edebiyatından birisiyle devam edelim. Jonathan Franzen. Türkiye'de bir kitlesi var ama çok biliniyor mu derseniz? Hayır, bence çok bilinmiyor. Yeteri kadar bilinmiyor. Jonathan Franzen dediğim gibi bir Amerikalı yazar. Birçok kitabı da ödüller almış bir yazar. İşte Düzeltmeler Ulusal Kitap Ödülünü aldı mesela. Ondan sonra Özgürlük yine çok satan kitaplarından birisi. Hatta bunun için şey, Times dergisinin Stephen King'den sonra kapak yaptığı, Özgürlük'le beraber kapak yaptığı tek yazar Jonathan Franzen. Yani böyle bir yazarı da niye bilmiyoruz acaba? ama kendisi tabii külçe gibi yazdığından sağ olsun tabii, tabii. Bütün kitapları 600-700 sayfa Jonathan Franzen'ın. Ben seviyorum. Kurgusunu da çok seviyorum. Zaten Çağdaş Amerikan Edebiyatı'nın en önemli temsilcilerinden birisi olduğunu altını çize çize herkes söylüyor. Kitabının arkasında da büyük roman geleneğine bağlı kalarak modern bir klasik yaratıyor diyor. Büyük romandan sadece şeyi kastetmiyoruz, sayfa sayısını. Gerçekten roman türünün önemli örneklerinden birisi olduğunu düşünüyoruz Jonathan Franzen'ın. Benim elimdeki Saflık kitabı. Burada önereceğim. Daha az bilinen bir kitabı yani. Bir anne ve kızın tuhaf ilişkisiyle başlayan olaylar üzerinde ki perde kalktıkça sınırları aşan ve yıllara uzanan girift bir ilişkiler sarmalı açığa çıkıyor diyor. Arka kapakta bir aşk hikayesi. İyi kötü arasındaki çizgiler ki bu benim çok sevdiğim bir konu. Evet, evet. Nerede iyi, nerede kötü, nerede haklı, nerede haksız, onlar nerede belirleniyor, kime göre, neye göre. Artık bu kadar anlatmış herhalde, anladın bu. Anlatmış. Aynı zamanda işte bir başka katman olarak da Doğu Almanya'nın ilkel fişleme yöntemlerinden yeni dijital casusluklara doğru yelken açan bir hikaye de anlatıyor. Ama temelde bir aile hikayesi bu. Ve bir aile hikayesi üzerine aslında aile kurumunu deşen bir hikaye desem arka kapağında çöküşü diyor da demedim ben onu. O da onlar dedi. Dedi bir bölümünü okuyayım. Çünkü insanlara güvenmiyorum dedi Pip. Annemin bile ki ona güvenirim bana söylemediği şeyler var. Önemli şeyler. Onun bana söylemesine gerek kalmadan bunları öğrenebilmek iyi olurdu. Ben öğrenmem gerekenleri öğrenirdim. Ona da bir şey olmazdı. Başkalarına, yani gerçekten başka herkese gelince benim hakkımda ne düşündüklerinden asla emin olamıyorum. Ne olduğunu tahmin etmeyi de pek beceremiyorum. O yüzden kafalarının içine bir iki saniyeliğine de olsa girmek ve her şeyin yolunda olduğunu görmek, hakkımda hiç tahmin etmediğim korkunç bir düşünceye sahip olmadıklarından emin olmak iyi olurdu. Böylece onlara güvenebilirdim. Bu gücü istismar falan da etmezdim. İnsanlara asla güvenmemek çok zor. Benden ne istediklerini anlamak için çok uğraşıyorum. Çok yorucu oluyor. Ay çok. Pip seni seviyoruz. Yani, herhalde hepimizin içinden bir an geçmiştir. Ya, çok tatlı. Benim de kitapta çok etkilendiğim bölümlerden birisi. Ben okuyayım bunu. Ben okumamışım bunu. Evet, böylece Pınar'la başladım. Jonathan Franzen şeyime okutma emelime burada kavuşmuş oldum. Sırada ne var Pınar? Evet, biraz hızlanabiliriz yavaş yavaş. Evet. Bu kadar kalın kitabı anlatmamız hepsini birden çok zor. Carlos Fuentes'in Terra Nostra var elimde. Bu da Akdeniz kültürünün binlerce senelik birikimi üzerinden Latin Amerika'nın köklerini yeniden yorumlayan bir kitap. Düşünün, yani arka kapakta şöyle diyor. 15. yüzyıldan gelen sapkınlar ve keşişler, 16. yüzyıldan gelen fatihler ve ressamlar, 17. yüzyıldan gelen şairler ve müteşebbisler, 18. yüzyıldan gelen filozoflar ve devrimciler,
19. yüzyıldan gelen fahişeler ve sınıf atlayanlar. Yani bu kadar şey zaten işte ancak anlatabilmiş yazar bu kitabında. Bu kitapta 1083 sayfa gerçekten. Ama kalın kitapların, çok katmanlı kitapların sonuçta ya birkaç yüzyılı anlatıyorlar, ya birkaç nesli anlatıyorlar, ya birkaç işte farklı senaryo üzerinden yürüyor. Tabii ki aynı anda birkaç kitap Manchester'da okuyorsunuz. Bütün Batı kültürünü ve tarihini didik didik ediyor bu kitapla beraber, Meksika tarihi üzerinden. Hı hı. Sonra bu da yani 1083 sayfada herhalde ancak anlatılmıştır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi çok sevdiğimiz ilk yani cümlesini burada, çok sevdiğimiz. Evet, hepimiz bunu biliyoruz ilk cümleyi. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine göredir. Anna Karenina böyle başlıyor. Tolstoy. Bir bıçak daha. Evet. Kalbimizde bir bıçak evet, daha. Evet, yani Tolstoy'un bu tabii ki çok kalın, çok bilinen, çok klasik eserinde sadece bir kadın hikayesi, aşk, evlilik değil, aynı zamanda bir dönem, bir ülke. Yani çok detaylı yani, bir şekilde. Yani şöyle, 19. yüzyıl Rus edebiyatını, özellikle de Anna Karenina romanını daha iyi kavrayabilmek için Rus toplumunun dayandığı toprak sahipliği ve serflik sistemine kısaca bir göz atmakta yarar olacaktır demişti Hasan Saraçık bu kitap hakkında. O yüzden bu kadar kalın. Çünkü büyük bir şeyi anlatıyor. Dönüşümü, dönemi, bir sistemi bir dönem, anlatıyor. Sistem, bunların hepsini birden anlatıyor. Hani bir kısım var, okuyayım mı diye oku düşünmüştüm ama şöyle yani detayı anlamanız açısından. Sabah Alexey Aleksandrovich'in çok işi vardı. Bir gün önce Kontes Lidia Ivanovna Çin'e yaptığı yolculukla tanınan, şimdi ise Petersburg'da bulunan ünlü bir gezginin broşürünü, çeşitli açılardan son derece ilginç ve gerekli bir adam olan bu gezgini kabul etmesini de rica eden bir mektupla birlikte Alexey Aleksandrovich'e göndermişti. Alexey Aleksandrovich akşam broşürü sonuna kadar okuyacak zaman bulamamış, ancak sabah okuyup bitirebilmişti. Sonra ricası olan insanlar gelmiş, raporlar, kabuller, atamalar, görevden uzaklaştırmalar, ödüllerin, emekli maaşların dağıtılması, maaşlar, yazışmalar, yani o kadar çok zamanını elinden alan ve Alexey Aleksandrovich'in günlük işler dediği işler birbirini izlemişti. Yani bu anlatıyor ya böyle uzun uzun. Sabah ne yaptı, neler yazdı, neler okudu. Tabii böyle olunca bu da uzar. Yani uzun uzun o dönem ne yapıldı, ne yazıldı, nelerin önemli oldu. Bunlar size keyif veriyorsa zaten çok isimleri güzel yazmak bir sayfa alıyor. Alexey Aleksandrovich her cümlede de ayrı ayrı kullanmış zaten. Evet, zamanımız azalıyor aslında. Türkçe edebiyat evet, kısmı da vardı ama edebiyatta da evet hızla şey yapalım. Sonuçta Türk edebiyatının önemli köşe taşlarından, kilometre taşlarından 2-3 tanesi, hepsi de kalın romanlar. Oğuz Atay Tutunamayanlar en bildiğimiz. Okuması da oldukça zor. Aslında hem uzun hem zor bir kitap ama Oğuz Atay kendisi bir röportajında ne demişti? Okur yazarı az olan ülkemizde bile okuyucular böyle bir kitap yayınlandığını haber alırlarsa birçok yazarımızın aklından bile geçirmeyeceği bir yetenekle daha neler neler okuyabileceklerine inanıyorum. Okuyucuyu yeteneksiz sayarak yazmak istediklerini sadeleştirme çabasına girişenlerin de neden oturup yazdığını anlamıyorum demiş. Maşallah seni de demiş kendisi. Bunu ben demedim. Evet. O zaten dedi. Evet, kendisi demiş. Zamanında onu haklı çıkarmış aslında. Hala çok evet okunan bir kitap. Ne olursa olsun Tutunamayanlar. Bir başka Türk edebiyatı için önemli kitap Üç İstanbul, Mithat Cemal Kuntay'ın. Tek romanı. Burada da evet tek romanı. Bunu da o da işte oturmuş. Hani tek roman yazıyorum madem. Şöyle. Üç dönem yazayım rahat demiş. Rahat şöyle İstanbul'u bir üç dönemini anlatayım demiş. Kitapta hem bir istibdat İstanbul'u, hem bir meşrutiyet İstanbul'u, hem de bir işgal İstanbul'u anlatılıyor. Ve bütün bu İstanbulları dikey olarak kesen bir yazarın hayatı anlatılıyor bir yandan.
Yani aynı anda 3-4 kitap okumuş oluyorsunuz. Çok da karakter var yine içinde. Evet, evet. O yüzden de yani bu üç dönemi anlatabilmek çok çok karakter de gerektiriyor. Hem İstanbul hem arkasında koskoca bir tarih, Osmanlı tarihi. Hem çok karakter. Bir tek roman yazmış ve zirvedeyken bırakmış. Aynen öyle. Bir başka aklımıza gelen kitap Türk Edebiyatı'ndan Cevdet Bey Oğulları. Orhan Pamuk'un o da çok oldukça kalın. Çünkü o da birkaç nesli bir arada anlatan bir kitap. O da okuması çok güzeldir ama keyiflidir. Belki bizim yaşadığımız zamanlara da vurgu yaptığı için çok kolay okunur Cevdet Bey Oğulları. Yani bütün işte kalabalık bir aile. Her bir ritüel uzun uzun anlatılıyor. Tabii, tabii. Kasvetli Ev'de ve Charles Dickens romanlarında Charles Dickens'a getirilen eleştirilerden birisi şuymuş. Çok sofra anlatır Charles Dickens. Ki o dönemde aslında yemeğe de o kadar önem atfedilmezmiş. Cevdet Bey ve oğullarında da sofraların var. Bir önemi var. Benim biraz edebiyatla sofra takıntım var biliyorsun. Orada o da dikkatimi çekmişti ama zaten bütün ritüeller anlatılıyor evet, o kitapta. Evet. Yani nişanlar, düğünler, tabii, tabii. Bir cenazeler. Dönemler, kişiler üzerinden dönemlerin anlatıldığı, nesillerin, arka planda şehirlerin değişiminin anlatıldığı kitaplar ister istemez kalın ve sizi içine çeken, okurken buram buram hissettiğiniz çok güzel metinler haline geliyor. Hani kalın kitap okumak, kalın roman özellikle, romanın tabii ki kendi içinde de farklı bir büyüsü var. Beni her zaman çok mutlu eden, bir dünyanın içine tamamıyla girdiğini, her yönüyle anlayabildiğin, çok keyifli bir okuma imkanı verdiği için her zaman çok sevdiğim bir şey. Uzun uçak seyahatlerinde tercih ettiğim, özellikle sakladığım kitaplar oluyor bazen. Bunu uzun bir uçak seyahatinde okurum diye. Bizden aynı keyfi bizimle beraber yaşarsınız. Bunlardan birisini deneyin deriz. Muhakkak size uygun bir tane söylemişizdir diye düşünüyorum. Evet, evet. Keyifli okumalar. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Görüşmek üzere.